Efendim bugün elimizde olmayan nedenlerle ama aslına bakarsanız da güzel nedenlerle yani şimdi ben de seyrettim. Muharrem İnce müthiş konuşmalar yaptı. Mitingden dolayı geç başladık ama varsın o mitingler sonucuna ulaşsın da biz gene program yaparız nasılsa. Ama konuklarım biraz beklediler. Olsun daha bir bilendiler diyelim. Hoş geldiniz diyeyim. Hoş öncelikle doçent doktor Yunus Emre aynı zamanda milletvekili adayı CHP'den hangi bölgeydi? İstanbul 2. bölge. İstanbul 2. bölge. Bilmeyenler için soralım İstanbul 2. bölge neresi oluyor? Beşiktaş yani İstanbul'un Avrupa yakasının doğu bölgesi öyle söyleyelim. Yani İstanbul'da 3 seçim çevresi var. Anadolu yakası, İstanbul 1. bölge seçim çevresi. İkinci seçim bölgesi işte Beşiktaş, Fatih, Gaziosmanpaşa bütün o bölgeyi içinden 12 ilçeden oluşuyor. Batı bölümü de yani Bakırköy'den ilerisi de 3. seçim çevresi oluyor. Beşiktaş'ın Orta Doğu bölgesi diyeceğim şimdi ama öyle değil. Aslında en modern bölgelerden biri. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim Mikail Kırbayır. Şimdi kendisini nasıl tanıtsam? Kendisi 13 Eylül 1980 günü gözaltına alınıp gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır'ın efendim abisi ve adalet uğruna 105 yaşına kadar direnen oğlunun kemiklerinin peşinde koşan Berfo ananın da efendim büyük oğlu şimdi nöbeti annesinden aldı. Türkiye'de adalet için konuşuyor, koşuyor, mücadele ediyor. Şimdi Türkiye'de seçimleri konuşuyoruz, demokrasiyi konuşuyoruz ama adalet olmazsa bunların hiçbir anlamı yok. Onlar olmazsa da adalet olmuyor. Şimdi demek ki ikisini bir arada kazanmamız lazım. Kendisinden bunun hikayesini dinleyeceğiz. Bu hikaye cumartesi annelerine götürüyor ve başka pek çok şeye götürüyor. Umarız 24 Haziran'dan sonra Türkiye daha adil bir yere doğru yol alacak. Efendim, hoş geldiniz diyeyim böylece. Hoş bulduk, sağ olun. Mikail Bey'den sonra Ankara'da da efendim bir konuğumuz var. Çok kıymetli bir siyaset bilimci ve emekli paşa Haldun Solmaz Türk. Kendisini defalarca konuğum olarak zevkle konuk ettim, öyle söyleyeyim. Haldun Bey duyabiliyor musunuz acaba bizi? Duyuyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biraz geç başladık ama yeterince vaktimiz var. Uzun uzun konuşabiliriz. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tekrar İstanbul stüdyosuna dönelim. Yunus Emre, şimdi bir taraftan siyasetçisin şimdi artık pratik siyasetçisin bir taraftan da siyaset bilimcisin teorik akademisyen siyasetçisin ben şimdi bu ikinci şapkan için sormuş olayım veya asıl şapkan için şimdi bu seçimde şöyle bir şey söylenmeye başladı giderek çok kimseden duyuyorum bunu dip dalga yani bir dip dalga geliyor. Hiç beklenmedik ölçüde sonuç sürpriz sonuçlar çıkabilir deniliyor. Bunu anketçilerden duymaya başladım ilk önce. Önce şöyle demeye başladılar. Ya biz eskiden 3 kişiye 4 kişiye sorduğumuzda muhakkak birinden cevap alırdık her 3 kişiden. Şimdi 13-14 kişiye soruyoruz ancak cevap alabiliyoruz. Ve fakat soru soran anketörler şunu da söylüyorlar. İnsanlarda hani böyle bir hazırlanma var. Yani kimse kararsız olduğundan falan şey yapmıyor. Çok değişik son. Yani bu sefer ciddi yanılgılar olabilir anketlerde. Beklenilmeyen şeyler olabilir. Çok sürpriz sonuçlar olabilir diyorlar. Şimdi öyle olunca tabii bu sürpriz de AKP açısından hoş bir sürpriz olmayabilir. Çünkü evvelki bilinen sonuçlar işte onların çok yüksek oy alacağı şeklinde veya işte düştü denilen sonuçlarda %40 falan oldu denilen. Mesela gene AKP'den AKP'nin kalelerinden Bağcılar %68 civarında AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na hatta daha fazla oy çıkıyordu. Şimdi şu görüntüye bir bakalım.
Bağcılar mitingi. Meydan Bağcılar insan almıyor. Şimdi eskiden CHP'nin oradaki mitingleri pek böyle tamam kalabalık olabilirdi ama böyle olmazdı. Galiba büyük de bir heyecan var. Şimdi tabii sen hem siyaset bilimcisi olarak bunu yorumlayabilirsin hem de yeni zannediyorum Artvin'den geldin değil mi? Yani geçen hafta gitmiştim. Geçen hafta gezilere katılıyorsun. Buradaki mitinglerini de izledim, İstanbul'dakileri de izledim. Evet. Yani intibaların neler? Tabii bunu bir de siyaset bilimci gözüyle de değerlendirirsen sevinirim. Şimdi bu görüntüden hareket edelim. Muharrem Bey'in Bağcılar'daki miting görüntüsü. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Sayın İnce 5 miting yaptı İstanbul'da. İstanbul'un 3. bölgesinde. Bir de iftar programı Beylikdüzü'nde. O da geniş bir katılım içeren bir program. Yani aynı gün içerisinde birkaç saat arayla 6 farklı büyük etkinliğe katıldı. Beşi miting, birisi iftar programı. Şimdi dikkat ederseniz bunların hepsi kendi lokal katılımcıları olan programlardan. Yani Bağcılar'daki insanlar otobüslere binip Silivri'ye gitmiyorlar. Silivri'de ayrı insanlar var, Bağcılar'da ayrı insanlar var. Yani bu gösterdiğiniz kalabalık, bu gösterdiğiniz kitle gibi aslında bugün 5 farklı yerde de, yani iftara da sayarsanız 6 farklı yerde de insanlar bulunuyordu. Şimdi bunu şunun için söylüyorum, bakın. Bu dip dalga diye tarif edilen bir takım, yani günümüzde birkaç yıl önce yaşanan sürpriz seçim sonuçları oldu dünyada. Mesela bunlardan birisi İngiltere'deki Brexit oylamasıydı, hatırlayacaksınız. Birisi ABD'de Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıydı. Şimdi buralarda anketçilerin ciddi ölçüde yanıldığı bir seçim sonucu ortaya çıktı. Uzmanların hatırlattığı bir şey var burada. Yani anketler bu sonuçları vermedi ama bazı şeyler vardı ki, örneğin sosyal medyadaki tartışmalar, sosyal medyadaki hareketlilik bir tarafta, diğer tarafta da büyük katılımlarla yapılan toplantılar, işte mitingler, kapalı salon toplantıları gibi. Buralardaki katılım düzeyi, yani bu da bir siyasi katılım şekli günün sonunda, bunların da aslında bir gösterge olabileceği, yani anket verilerinin yanında bu türden siyasi katılım unsurlarının da düşünülmesi gerektiği. Şimdi bunu not etmek istiyorum. Yani Türkiye'de bugün dip dalgası diye tarif ettiğimiz şeyle ilgili aslında böyle bir hareketlilik var. Bugün ben Beşiktaş'ta bir çalışma içerisindeydim. Kimi yurttaşlarımıza işte Muharrem İnce'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verin dediğimiz zaman hemen kendi telefonlarını açıp işte Facebook, Instagram gibi mecralarda yaptıkları paylaşımları gösteriyorlar. Bakın biz ne kadar aktif şekilde sosyal medyada Muharrem İnce'yi destekliyoruz. Gidin kardeşim yorulmayın bizimle, başka insanlara anlatın diyorlar. Şunun için söylüyorum, bu da bir gösterge. Yani sosyal medyadaki geniş destek, oradaki aktif tartışma ve bu mitinglerdeki, toplantılardaki coşkulu ve çok geniş katılım. Şimdi bunların bir işaret olduğunu not etmek istiyorum ama birkaç şeyden bahsedeceğim. Yani ben anket yapan dostlarımızın verileri tabii ki, yani belli etik değerlerle çalışıyorlardır, belli kurallara bağlı çalışıyorlardır. Ama önemli ölçüde bu seçimler üzerinde ben anket verilerinin pek geçerli olamayacağını düşünüyorum. Biraz açıklamak istiyorum mümkünse vaktiniz varsa. Birkaç sebeple. Şimdi birincisi... Daha önce yapılmayan bir seçim yapılacak Türkiye'de. Yani aynı gün icracı bir cumhurbaşkanı seçilecek ve içinden parlamento, içinden kabine çıkartmayan bir parlamento seçilecek. Bu Türkiye'de daha önce olmadı. Yani günün sonunda anketleri yapanlar insanlara bu pazar seçim olsa kim oy verirsiniz gibi bir soru soruyorlar. Ve bunu iki düzlemde, yani Cumhurbaşkanlığı için ve parlamento için soruyorlar. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani sordukları kontrol soruları falan da geçmişle ilgili. Ellerinde böyle bir, yani Türkiye ile ilgili bildikleri veriler, geçmişle ilgili verilerle bugün yapılacak seçim arasında bir bağlantı yok. Bugün daha önce yapılmamış bir seçim yapılacak. Yani 24 Haziran günü yapılacak seçim, Türkiye'de daha önce bilmediğimiz bir seçim. Birinci söyleyeceğim bu, yani bu anketlere belli bir mesafede yaklaşmak gerekir, dip dalgasını orada göremezsiniz demek isterken, yani birinci olarak böyle bir seçim düzleminin bulunmadığını işaret etmek istiyorum. İkincisi, yine bununla çok ilgili,
Biliyorsunuz bir seçim kanunu değişikliği paketi geçmişti meclisten. Bunun bir unsuru da ittifak değişikliğiydi. Şimdi ittifak olayı bizim siyasi tarihimizde daha önce olmamış bir olay. Yani ittifakın ayrıca sandalye dağılımını nasıl etkileyebildiğini de ölçmek çok güç. Örneğin bir seçim çevresinde bir parti %2-3 gibi bir oy alabilir. Ama ittifaktaki diğer partiye bu bir milletvekilliği fazladan kazandırabilir. Bu türden meseleler var. Yani ittifak yüzünden, yani ittifak sebebiyle sandalye dağılımını ölçmek çok güç. Yani çünkü biliyorsunuz sandalye dağılımı şöyle yapılacak. Önce her ittifak bir partiymiş gibi hesap edilecek ilk dağılımda. D'Hondt yöntemine göre milletvekili sayısı dağıtılacak. Sonra ittifak bünyesinde de yine D'Hondt usulü uygulanarak sandalyeler dağıtılacak. Şimdi o sebeple bu durumu da tabii şeyde ölçmek çok güç. Anket verileriyle ölçmek çok güç. Bir başka mesele, bu tabii çok söylenen bir konu. Uzmanları da meseleyi hatırlatıyorlar. Yani Türkiye'de malumunuz bir baskı ortamı var. Yani olağanüstü hal koşullarında seçim yapılıyor. Şimdi iki türlü biliyorsunuz anketler yapılıyor. Birincisi telefonla yapılan anketler, ikincisi yüz yüze yapılan anketler. Şimdi telefonla yapılan anketlerde telefon ses kaydı alınıyor. Şimdi bunu bildiği için insanlar çoğunlukla anlaşılan şeye yanaşmıyorlar. Anket yapmaya yanaşmıyorlar. Şimdi yanaşırlarsa da anlaşılan ya ses kaydımız alınıyor diye bakarak yanaşıyorlar. Şimdi özetle yani bu baskı ortamının ben etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii anket yapan dostlarımız bu işin profesyonelliği insanlar. Onlar işlerini ayakkabı yapıyor, yapmıyor demek istemem. Yani o mesleklerine de saygım var. Ancak yani bunu da üstesinden, bu sorunun da üstesinden gelmeye çalışıyorlardır. Onu da söyleyeyim ama güç. Bir dakikalık bir reklamımız var efendim. Güzel bir reklam. Sadece bir dakika. Hemen geriye dönüyoruz. Efendim, Halk Televizyonu, Halkın Televizyonu malum her bir kuruşa bu bağımsız yayınları yapabilmek için ihtiyacımız var. Bize de reklam veren sayın kuruluşlar her zaman için takdire şayan. Reklam böylece her şeyin kralı. Tabii. Sözünüzü o yüzden kestim. Estağfurullah. Şimdi yani bu şeyi anlatmaya çalışıyordum. Dip dalgasını ölçmek neden güç? Anketlerde bunu görmekte niye zorlanıyor üzerinde duruyordum. Bir başka mesele yani baskı ortamıyla da belki ilişkili Türkiye'deki ekonomik buhran. Yani bu doğal olarak çok temel bir belirleyici Türkiye'de siyasal yaşam üzerinde. Ancak insanlar bu ekonomik kriz sebebiyle kendi konumlarında yaşanan erozyonu siyasi tercihlerine yansıtacaklar ama bunu o hal koşulları içerisinde yapılan bir seçimde açıklamakta zorlanıyorlar. Son olarak tabii şunu da hatırlatmam gerekli. Yeni partiler var artık ve yeni aktörleri var siyasetin. Yani bildiğiniz gibi daha önce bildiğimiz siyasi mücadele belli partiler arasında ve onların liderleri arasında geçiyordu. Bugün başka bir ortam var. Daha önceki seçimlerde etkili şekilde katılmayan partiler şimdi etkili şekilde katılıyorlar. Ve tabii bizim adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce çok etkili bir performans ortaya koyuyor. Ve tabii çok sınırlı bir zaman içerisinde olmakla birlikte çok büyük bir etki yaratıyor. Diğer muhalefet partilerinin de gayretleri var. Onları da haksızlık etmek istemem. Özetle yani gördüğünüz gibi burada bu yeni aktörlerin etkisini ölçmek de çok güç. Yani çünkü bu siyasetin yeni aktörleri Türkiye'de siyasi gündemi hızla değiştiriyorlar. Yepyeni tartışmalar oluyor. İktidar Partisi geçmişte olduğu gibi gündemi belirleyen, Türkiye'nin siyasi tartışmalarına yön veren bir konumda değil artık. Yani muhalefetin yarattığı gündemin peşinden gidiyor. İktidarın yarattığı gündem ise ayağına dolanıyor malumunuz. İşte bu son günlerin meselesi, Milli Kıraathane falan gibi örnekler üzerinde hatırlayacaksınız. Şimdi çok konuyu dağıtmayayım. Bir dip dalgası olduğu çok açık. Bu dip dalgasının
anketler yoluyla ölçülmesi gerçekten güç. Ancak bu büyük mitingler, sosyal medyadaki hareketlilik bize bunun işaretlerini veriyor Cüneyt Bey. Burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu da tabii eklemem gerekli. Türk seçmeninin gerçekten çok sağduyulu, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşulları takdir eden ve buna uygun bir siyasi çözümü politikacı sınıfının önüne koyacağı tercihleri geçmişte sıklıkla oldu. Tabii politikacılar bazen bu tercihe saygı duymak yerine başka yollara gidebiliyorlar. Bir örnek vereyim size. 2015 seçimlerinde örneğin, Haziran 2015, 7 Haziran seçimlerinde Türk seçmeni ya Türkiye iyi bir yere gitmiyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak yaptığı müdahaleler siyasette Türkiye için olumlu şeyler değil. Türkiye'de demokrasi ancak uzlaşmayla, ortak aklı işleterek gelişir, olgunlaşır, pekişir. O yüzden işte AK Parti'nin elinden çoğunluğu almak suretiyle bir koalisyon, Türkiye'de bir siyasi normalleşmenin önünü açan bir tercih olmuştu. Ama işte dönemin iktidar partisi ve o zamanlar tarafsız bulunmak konumunda olan ama öyle davranmayan Sayın Erdoğan, Türkiye'yi biliyorsunuz başka bir seçime götürdüler. Hangi kuşlarda gittiğimizi biliyoruz. Erdoğan kendi partisinin başkanı, o zamanki başkanı Davutoğlu dışında hiçbir genel başkana da hükümet kurma yetkisi vermeden, değil mi, Türkiye'yi seçimlere götürdü. Şimdi bu da bir örnek, önemli örnek yani önümüzde duran. Seçmenler gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan formülü yaratabilecek imkanları seçmenin önüne koyuyorlar. O zaman ne yazık ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Bahçeli Türkiye'de bir siyasi çözüm, yani AK Parti sonrasına ilişkin bir çözümün önünü açmadı. Bu ta meclis başkanı seçiminde başladı, hatırlayacaksınız. Oradaki girişimleriyle başladı ve sonuçlarının Türkiye için neler olduğunu gördük. Şunu söylemeye çalışıyorum. Burada ikili bir hadise var. Yani bir yandan seçmen bu çözümü arıyor, buluyor. Diğer yandan da siyasetçilerden bu çözüm uygulamaya koyacak bir maharet bekliyor. Ama şimdi yeni dönemde yepyeni bir şansımız var. O da şu, gerçekten Türkiye'de muhalefet partileri çok iyi gidiyorlar. Yani dikkat edin, ne bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti ile dayanışma içerisinde 15 milletvekili arkadaşımızı oraya göndererek seçimlere İYİ Parti'nin katılmasını engelleme girişimini sonuçsuz bırakmamız bir önemli örneği. Bu ittifakın başarılması çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çok farklı anlayışları, çok farklı programları bulunan partilerin bir etkin birlikteliği ortaya koyabilmeleri. Özetle bu da Sayın Akman, benim izleyebildiğim kadarıyla topluma güven veriyor. Yani bu sefer muhalefet partileri bir ciddi ortaklık anlayışıyla Türkiye'yi Erdoğan'ın bu OHAL rejimi ve Türkiye'yi tabii bu tek adam yönetimine götürecek yeni anayasa paketinin uygulamaya girmesiyle ilgili muhalefet partilerinin artık etkin bir işbirliğiyle bunun öne geçebileceğini de farkında. Bunda ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani toparlamak gerekirse önümüzde çok açık bir tercih var Cüneyt Bey. Yani bunu hatırlatmak durumundayız. Bakın 24 Haziran seçimleri aslında bir ölçüde bu tek adam rejiminin oylanacağı bir seçim olacak. Çünkü biliyorsunuz bu sistemin özü sorumsuz bir devlet başkanı ve onun etrafında şekillenen bir devlet yapısı. Yani kişi etrafında, yani kurumların devre dışı bırakıldığı bir örgütlenme. Şimdi bu bizim Osmanlı-Türk modernleşmesinin aslında akışının da tersine bir durum. Yani biz egemenliği, gücü, değil mi, saraydan alarak, değil mi, kişiden alarak bir şekilde halkın temsilcilerinden oluşan meclise vermiş bir tarihten geliyoruz. Cumhuriyet devrimi de aslında tam olarak bu demek. Yani Osmanlı'daki bütün demokratikleşme tarihi, modernleşme tarihi de bu demek. Cumhuriyet devrinin de özü bu demek. Şimdi bu doğrultudan ciddi bir kopuştu 16 Nisan referandumu. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum. Bu sistemin özü bu Cumhurbaşkanı'nın, yani bu şekilde tanımlı Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasıydı. Diğer unsurlar, yani işte Hakim Savcılar Kurulu, yani o günden sonra hemen yürürlüğe giren, anayasa oylamasından sonra yürürlüğe giren Hakim Savcılar Kurulu'nun oluşması, partili olabilmesi Cumhurbaşkanı'nın, bu ikinci önemliydi. Önemli olan başkanın
tek adam olabilmesi durumuydu. Şimdi seçmenler bunu oylayacaklar. Yani bunu durdurabilme imkanımız var. Bu seçimlerin özü, yani 24 Haziran seçimlerin özü, bu gidişi durdurmak, Türkiye'yi tekrar bir demokratik doğrultuya, bizim bütün modernleşme tarihimizin getirdiği demokratik doğrultuya tekrar oturtmak. O bakımdan bu imkan çok açıklıkla orta yerde var. Seçmenler bunun farkında. Bu dip dalga dediğim şey de aslında bu. Ve gerek anket firmalarının bu Türkiye'deki yaşanan siyasetteki hızlı değişim, siyasetin kurallarında işte ittifak gibi meselelerde yaşanan hızlı değişim ve malum baskı ortamı sebebiyle ölçmeleri bir ölçüde güç. O sebeple başka mecralara bakıldığında, örneğin az önce sizin işaret ettiğiniz mitingler olmak üzere bu dip dalgası görünüyor. Seçmen bu konuda kararlı görünüyor. Tek meselemiz bunun gerçekleştiği ortamda muhalefet partilerinin de bu gelişmeyi sürdürecek bir anlayış birliğini yürütüyor olmaları. Bununla ilgili de en ufak bir pürüz görünmüyor. Dikkat edin, bakın iktidar bloğunun içerisinde ciddi bir çatışma var. Yani bugün Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasındaki ve partiler arasındaki örtülü gerilim aslında 24 Haziran sonrasına da işaret eden bir durum. Yani af tartışması, işte ayağını denk alsınlar, herkes dikkat edecek davranışlarına, şimdi şeyin parmak sallayarak Sayın Bahçeli'nin yaklaşımlarını not edin bir tarafta bakın. Bir de muhalefetteki partilerin işbirliğine, anlayış birliğine, Türkiye'ye demokrasiyi getirmek üzere yaptıkları fedakarlıklara bakın. Bu iki farkını not etmek istedim. Evet, aslında bunların hepsi işaret, hani çok alametler belirdi diye bir laf vardır ya. Biraz da sanki o. Fakat alametler biraz karşı tarafta da belirdi galiba. O da hani metal yorgunluğu deniyordu. Şimdi metal yorgunluğu aslında biraz onu da konuşmak lazım. Sonra Ankara stüdyolarımızda özellikle bir konuyu Sayın Paşa'ma bir soru olarak tevcih edeceğim. Ama oraya gelmeden önce bir Denizli mitingi yapıldı. Denizli mitingini bir izleyelim efendim. Bakın nelere işaret bu, onu da konuşalım. Şimdi Yunus Emre, bunu da kısaca lütfen değerlendirmeni rica ediyorum. Yani bir tabii mitingin taşımalı miting olduğunu gösteriyor. Çünkü Ödemiş'ten bir şekilde toplanmış bazı insanlar. Belli ki onlar İzmir'e gitmiş efendim, Denizli'ye sonra falan derken. Ama konuşma da enteresan. İzmir'de miyiz, Denizli'de mi, şurada mıyız, burada mıyız falan. Her şey karışmış, birbirine girmiş vaziyette. Evet. Bunu son şeyde de görüyorum. Erdoğan'ın hem seyircilerinde bir tuhaflık var eskisine nazaran, bir dikkat dağınıklığı, bir de Erdoğan'ın konuşmalarında da bir yorgunluk, bir bitkinlik, sık sık şaşırma vesaire falan. Tabii. Yani bir siyaset bilimci olarak bunu neyi gösteriyor? Şimdi Ruysu'nun bir türküsü vardı. Nesini söyleyeyim canım efendim. Şimdi bu manzara, nesini söyleyeyim, çok açık bir durum var orta yerde. O da şu. İnsanları belli bir yere bir toplantıya götürmüşler. Sonra anlaşılan otobüslere koyup başka bir yere toplantıya götürmüşler. Şimdi bu olabiliyor anlaşılan iktidar partisi tarafında. Şimdi bütün bu manzara, iktidardaki bu yorgunluğun bir siyasi arka planı var. Yani o tarafından bağımsız değerlendiremeyiz Cüneyt Bey. Şöyle ki, bugün iktidar partisi 16 yıllık uzun iktidar döneminin sonunda toplumun önüne bir hedef koyabilir durumda değil. Bir takım temel ilkeler, Türkiye'nin doğrultusu şöyle olmalıdır kardeşim falan, böyle bir şey yok. Bir hedef yok, Türkiye ilişkin bir doğrultu tarifi yok, bir program, bir anlayış falan, bu yanlar yok. Peki partinin söylediklerini ya da Sayın Erdoğan'ın bir takım çılgın projeleri var değil mi? Millet Kıraathanesi kuracağım falan diyor. Bu türden projelerini hayata geçirecek bir kadrosu var mı? Yani şimdi geçmişte iyi kötü, yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu parti ilk kurulduğu yıllarda işte diyelim Bülent Arınç gibi, efendim Abdüllatif Şener gibi, Abdullah Gül gibi falan kamuoyunun iyi tanıdığı ve kendi seçim çevrelerinde, yani diyelim birisi Manisa'da, birisi işte Sivas'ta, birisi Kayseri'de falan etkili, önemli sayılan insanlar vardı. Bugün kimse yok. Bugün Erdoğan var. İkinci adam, üçüncü adam, dördüncü adam falan yok. Beşinci yok, elli yok, belki 301. adam falan var. Vaziyet bu AK Parti'de.
Şimdi yani toplumun önüne hedef koyamayan bir parti var karşımızda. Toplumun önüne bir doğrultu koyamayan, Türkiye'yle ilişkin, Türkiye'yi biz şuraya götüreceğiz diyemeyen yani bir parti var. Yunus Emre, yani büyük kıraathane devrimi geliyor. Tabii. Ve bir şekilde Erdoğan'dan başka da kimse yok. Yani bu uzun iktidar süresinin sonunda yalnızlaşan bir adam var, bir tek adam var. Yalnız bir adam var. Yani Erdoğan kendini güçlenmiş görüyor belki ama bu güçlendiği diye gördüğü evre de aslında yalnızlaşıyor. Ona işaret etmeye çalışıyorum. Ve toplumun önüne bir takım hedefler koyamıyor. Bu durum, yani karşılaştığımız bu durum, iktidar partisindeki bu genel dağılma, çözülme hali işte meydanlara da yansıyor. Yani birçok yerde, bugün Kocaeli'deki ben şeyleri de gördüm, resimleri de gördüm. Bütün baskıya zorlamaya rağmen bomboş bir alana konuşuyor Sayın Erdoğan. Şimdi uzatmayalım buradaki hadiseyi. Bu bir organizasyon sorunu olarak belki görünebilir falan ama bence onun ötesinde anlam taşıyan bir hadise. Yani iktidar partisi tarafında uzun iktidar süresinin getirdiği yorgunluk, bıkkınlık, hedefsizlik ve genel başkanının, parti genel başkanının yalnızlaşması. Yani yola çıktığı bütün arkadaşlarını tasfiye eden, günün sonunda eski başbakanı, eski cumhurbaşkanını canım kardeşim diye tarif ettiği kimseyi adaylıktan vazgeçirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı, özür dilerim, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüyle Genelkurmay Başkanı'nı oraya gönderen bir Erdoğan manzarasıyla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi bu başka bir devir Cüneyt Bey, bu başka bir devir. Türkiye bakımından da tabii çok sorunlu bir manzara, onu hatırlatmam gerekir, çok sorunlu bir manzara. Çünkü yani siyasi iktidarların dünyanın her tarafında toplumun önüne bir hedef koyması beklenir. Toplumu belli bir yeni noktaya taşıyacak olması beklenir. Ve tabii belli bir kurumsal işleyişi de sürdürmesi beklenir. Yani Türkiye'de bu karşılaştığımız manzara iktidar toplumun önüne bir hedef koyamadığı bir manzara ve Türkiye'deki kurumların çöküşü bunun yerine kişinin ve onun keyfine dayalı uygulamaların, işte hatırlayın TEOK örneğini, ya bizim torun diyor TEOK çok kötüymüş canım, bunu kaldırıverelim, hadi kaldırıverelim. Kime sordum kardeşim sen bunu kaldırırken yerine ne koyuyorsun, kaldır da ne oluyor Türkiye? Yani gördüğünüz gibi kişinin kararlarına dayalı, kurumların devre dışı bırakıldığı bir durum. Keyfiliğe dayalı bir durum. Şimdi özetle bu karşılaştığımız manzara, yani az önce görüntülerini gördüğümüz manzara, bu siyasi arka planın bir sonucu, ona işaret etmeye çalışıyorum. Anladım. Şimdi tabii böyle enteresan şeyler de oluyor. Sayın Erdoğan bu yorgunluğu veya bitkinlik, metal yorgunluğu görüntüsünü zaman zaman otoritesini daha üst perdeden sergilemeye çalışırken problemler çıkıyor. Yani kendileri de farkında anladığım kadarıyla, ya bu kampanya pek parlak gitmiyor. O zaman bunu kurtarsa Erdoğan kurtarır. O da o zaman en yüksek perdeden ne söylersem kârdır diye. Söylediği şeylerin bazılarının gerçekle alakası son derece sorunlu. Öyle söyleyeyim yani. Bir paşalık tartışması var ki, yani bazen işte olay hani güç gösterisi yapayım derken komikliğe doğru seyrilmeye başlıyor. Niçin derseniz, işte bakın Muharrem İnce de bunu o şekilde kullandı, bu paşa meselesine. Biliyorsunuz bir asker, 2. Ordu komutanıydı zannediyorum, parti toplantısı gibi olan bir toplantıya katıldı ve Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi eleştiren, rakibini eleştiren sözlerini alkışladı. Herkes tarafından dünyanın her yerinde eleştirilecek bir hadise bu. Zaten dünyanın başka yerlerinde böyle bir şeyin olması, hani Latin Amerika diktatörlükleri falan hariç pek mümkün değil. Efendim, ve Afrika diktatörlükleri hariç. Şimdi onu hatırlatmaya gerek yok ama bunun üzerine Sayın Erdoğan'ın bir savunması var. O savunmayı özellikle Muharrem İnce eleştirdi ama ben Sayın Haldun Solmaz Türkiye'de sormak istiyorum. Ama önce videoyu izleyelim. İnsanın aklına şey de geliyor. Bunları seyredince millet de paşa paşa gidecekler diye bile hani akla da gelmiyor değil. Birileri de öyle bir şey sorarsa, söylerse sen getirdin diyebilirler yani insanın aklına.
Bunu ama Haldun Paşa'ya sormak istiyorum. Haldun Bey, duyabiliyor musunuz beni? Sorum efendim. Efendim, şimdi Sayın Erdoğan herkeslerin paşasıymış, öyle dedi. Bu askeri terminolojide olsun, anayasada olsun, bu herkeslerin paşası nasıl olunuyor? Yani mesela birimiz şey olsak, ben de herkesin paşası olmak istiyorum dese, ne gibi bir kariyer yöntemi izlememiz lazım? Sayın Erdoğan şimdi Cumhurbaşkanı olunca herkesin paşası oluyor mu? Herkesin paşası denilen rütbe nasıl bir rütbedir? Evet. Şimdi tabii hani neresinden tutacaksınız? Yani ne söyleyeceksiniz? Dilimin ucuna birçok şey geliyor da yani televizyonda da söylenmez, bana da yakışmaz. Tabii böyle bir şey yok askerlikte. Yani gayri ciddi söylenenler, sergilenen tavır gayri ciddi. Bir kere tabii orada başkomutanlığa gönderme yapıyor. Şunu açıkça ifade edeyim. Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetindedir. Başkomutanlığı, barış zamanı Cumhurbaşkanı temsil eder. Temsil eder, o kadar. Yani Cumhurbaşkanı bizim anayasamıza göre başkomutan değildir. Eğer birileri kendisine böyle bir makamı, böyle bir yetkiyi vehmediyorsa, muhatapları bunu kabullendiği, bunu sineye çektiği, temenna ettiği için bunu sürdürüyor. Böyle bir şey yok. Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetinde saklıdır. Cumhurbaşkanı sadece temsil eder. Şimdi tabii bu tartışmalara nereden gelindi, nereye gidildi? Tabii iki, birçok sebep var da yani birçok örnek, birçok olay var da akıl almaz olaylar. Yani benim bir emekli asker olarak bakıp da ilk duyduğumda yok canım olmamıştır dediğim, sonra da yani gerçek olduğunu görüp hayretler içinde kaldığım ve çok üzüldüğüm, benim gibi birçok askerin üzüldüğü birçok olay var da ikisi tabii son zamanlarda oldu. Biri Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı'nın sözcüsüyle birlikte helikopterle bir önceki Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edip onunla siyasi görüş alışverişinde bulunması. Yani siyasi sohbet. Efendim işte yok talimatla gitmemişler de bilgi verip gitmişler de şu bu falan. Yani ya biz çocuk muyuz? Yani onu söyleyen insana söylüyorum. Ya ayıptır. Yani diyor ya dik dur dürüst ol. Ya biraz dürüst olun. Ya böyle saçma sapan şeylere inanmamızı mı bekliyorsunuz? Şimdi bakın, bu akıl alır bir şey değildir. Bu akıl alır bir şey değil. Bir kere ben Genelkurmay Başkanı'na soruyorum. O helikopterin parasını siz mi verdiniz? O mesai karşılığı aldığınız maaş var, ödenekler var. Bu görevinizin parçası mı? Genelkurmay Başkanı'nın görevi bellidir. Her askerin görevi bellidir. Bunun içinde Cumhuriyet tarihinin en kritik bir seçiminde, en kritik bir konuda iki kişi arasında, mevcut Cumhurbaşkanı ve bir önceki Cumhurbaşkanı arasında arabuluculuk yapmak var mı? Siyaseti etkilemeye çalışmak var mı? Hangi etkiyle gittiniz? Hangi akla gittiniz? Ertesi gün gittiğiniz zaman, karargaha girdiğinizde sizi karşıladı, nöbetçi amiri tekmil verdi. Yüzüne nasıl baktınız? Nasıl baktınız? Sizden öncekileri görmediniz mi? Ne hallere geldiklerini. Bakın orada evlerine uğrayamıyorlar. Bakın bunlar akıl alır şeyler değildir. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir şekilde. Ama bakın tekrar hatırlatıyorum. Çok söyledim, onun için bir daha hatırlatıyorum. Hatırlatıyorum çünkü unutuluyor. Bugün söylüyoruz, yarın unutuluyor.
Bu darbenin hemen ertesi günü veya bir iki gün sonra. Yine bu stüdyodaydım. İşte soruluyor tabii, siz nasıl soruyorsunuz, hani ne oluyor, ne bitiyor. Dedim ki bakın, olan olmuştur. Testi kırılmıştır. Şimdi yapılacak şey, birinci şey, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının derhal istifa etmeleri, hükümet zorlasa bile bunu reddedip ayrılmaları, geriye kim kaldıysa onlarla yaşananlardan ders alıp ordunun toparlanması, ayağa kalkması, disiplin moralinin takviye edilmesi ve ileriye bakılması gerekir demiştim. Dediler ki ya istifa etmezse, Allah korusun dedim. Allah korusun. Bu dediklerim oldu. Ama bakın, yani samimiyetle söylüyorum, bu noktalara gelebileceğini doğrusu tahmin etmemiştim. Bakın, bir genelkurmay başkanı helikoptere biniyor, bir önceki cumhurbaşkanının konutuna gidiyor, onunla sen seçime girecek misin, girmeyecek misin, aday olacak mısın, olmayacak mısın? Yani nasıl bir iştir bu? Bakın bunun konuşulacak, tartışılacak, savunulacak hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı. Kınıyorum. Eğer ben askerde olsaydım, yani ben üniformalı olsaydım, o genelkurmay başkanını o sabah gider kapısını çalar, söyleyeceğim şey şuydu. Komutanım bunu nasıl yapabildiniz? Ha şimdi tabii izleyicilerden bir kısmı şunu söyleyebilir. Tabii sen şimdi sivilsin. O zaman bunu yapamazdın. Ha. Beni tanıyanlara sorsunlar bakalım. Yapar mıyım? Beni tanıyanlara sorsunlar. Ha. Şimdi gelelim bu alkışlama meselesine. Bakın. Bu başkomutanlık meselesine dönecek olursak şu anda muhalefetin söylemesi gereken, seçimden sonra da söylemesi gereken şey bu başkomutanlık hakkında nedir? Ve bu başkomutanlık acaba Türkiye'nin sınır ötesi bazı operasyonlarında falan fiili ve meclisin karar almadığı bazı operasyonlara sebep olacak şekilde kullanılabilir mi? Böyle bir yetki kendine vehmediyor Sayın Cumhurbaşkanı dediniz. Bunun getireceği bazı şeyler var mıdır? Yani yoksa bu lafın gelişi söylediği bir şey. Hayır efendim. Bu tabii çok çok büyük bir risk. Yani getireceği şeyler var mıdır değil. Oluyor zaten. Yani şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmediği yer kalmadı. Bakın bir taraftan İdlib, bir taraftan Afrin, bir taraftan burası. Şimdi Kuzey Irak, oraya buraya, yarın başka yerlerde olabilir. Bunları kim kontrol ediyor? Ha tabii şunu da söyleyeyim. Bakın. Bizim anayasamızda bu hususları düzenleyen madde son derece muğlaktır. Bu kadar sene bunun düzeltilmemesi ve bir kanuna bağlanmaması, anayasadaki o muğlak maddeyle bırakılması bizim siyasetimizin ve bütün siyaset kurumunun ayıbıdır. Askerlerin de ayıbıdır. Yani bunu dile getirip bu konuda baskı yapmadıkları için. Çünkü neticede bunun sonucunu yaşayan askerler. Ha tabii şunu da söyleyeyim. Bu tek bizim problemimiz değil. Bakın mesela İngiltere'de, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu problemdir. Mesela Norveç'te de problemdir. Yani incelediğim için, bildiğim için söylüyorum. Laf olarak söylemiyorum. Bunun düzeltilmesi lazım. Ama bunu, bu yetkileri, olmayan yetkileri bir vehme dayalı olarak kullanan kişilerden değil, muhalefetten beklemek gerekir. Dolayısıyla yeni anayasa, yani 25 Haziran sabahından itibaren ki yeni meclis teşkil edilmeye başlanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi sanıyorum ikinci tura kalacaktır ama herhalde şu andaki Cumhurbaşkanı herhalde hala orada oturacak değil. Dolayısıyla yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten demokratik, yani 61 anayasasından çok daha demokratik bir anayasa yapılırken bu hususun mutlaka dikkate alınması lazım. Son derece vahimdir, son derece risklidir. Şu anda da bunları yaşıyoruz. Şimdi izninizle şu alkışlama meselesine de söyleyeyim. Orada evet efendim. Tekrar sözü size vereceğim izninizle. Devamı kısmını da konuşmamız lazım. Bu şu anda Kuzey Irak'ta olan operasyonları falan da bu bağlamda konuşacağız ama buyurun. Kısa bir şey demek buyurun. İstiyorum. Ankara'daki Sayın Komutanımıza da Sayın Solmaz Türkiye'de saygılar, selamlar gönderiyorum. Bir mukabele. Şimdi bu paşa tartışmasının işaret ettiği bir başka konu da vardı. Bunu hatırlatmak lazım. Bakın
Sayın İnce çok dikkatli bir dil kullanıyor. Her zaman Sayın Erdoğan diyor ya da Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Ve zaten bütün rakiplerini ziyaret etti hatırlıyorsunuz. Ayrıca kendi cebinden bütün rakiplerine de bir centilmenlik anlayışı olarak ufak da olsa bir yardımda bulundu. Yani bu siyasi çalışmaların finansmanı bakımından. Şunun için söylüyorum. Yani siyasetin günün sonunda düşmanlık olmadığını, rakip olsa da politikacılar, siyasetçinin amacının toplumu ileriye taşımak olduğunu göstermek üzere bir yaklaşım tarzını Muharrem Bey Türkiye'deki bütün baskı ortamına rağmen, zorlama rağmen yürütüyor. Şunu da yapıyor hatırlatmak gerekli, mizah kullanıyor. Yani çok ince bir takım çıkışlarla, yani zeka ürünü, işte az önce de izlettiğiniz değil mi, rahmetli Kemal Sunal'ın bir şeyinden, evet, film görüntüsünü falan da kullanarak buna çok gayret ediyor. Buna karşılık Sayın Erdoğan bir defa çok kaba bir dil tutturuyor. Kendisini baş usta diye tarif ediyor, Sayın İnce'ye çırak diyor. Yani bir şekilde rakibini aşağılamaya dönük. Önce gösterdiğiniz durumda sen ne anlarsın? Bırak bu işleri. Yani gariban falan dedi. Gariban dedi, hatırlayacaksınız. Yani çok açık bir üslup farklılığı var. Ve tabii şunu da yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bay Muharrem. Yani bu küçümseme ve şey yaklaşımı, yani rakibini aşağılama yaklaşımını getirdiği nokta Bay Muharrem. Sayın Kılıçdaroğlu'na da yine biliyorsunuz çok benzer bir dil kullanarak bir yaklaşım götürüyor. Ama Muharrem İnce'nin de bugün verdiği bir yanıt var, çok hoş. Ya bırak diyor bu Bay Muharrem, Bay Muharrem ifadelerini. Bak sonra diyor sana da Bay Bay Erdoğan derler. Şimdi işin şakası bir tarafa. Yani bu olay bile, yani iki rakibin, yani Sayın Erdoğan ve Sayın İnce arasındaki üslup farklılığı bile aslında bu iki farklı siyasi anlayışın nasıl bir Türkiye düşündüğünü ve Türkiye'ye ilgili de Türkiye'yi nereye götüreceğini de işaret ediyor. Yani bir tarafta kırmadan, dökmeden, mizah kullanarak, rakibini aşağılamadan, düşmanlaştırmadan, onun seçmenini kazanmaya dönük bir yaklaşım varken, diğer tarafta rakibini aşağılayan, rakibinin seçmen kitlesini de düşmanlaştıran, böylelikle kendi seçmen kitlesini pekiştireceğini düşünen bir zihniyet var. Yani bu iki üslup farklılığını işaret etmemiz gerekti diye düşünüyorum. Anladım. Tabii enteresan şeyler bunlar. Yavaş yavaş ikinci reklamımıza geliyoruz ama ondan önce belki de şunu tekrar göstermek lazım. Sayın iktidar sözcüsü sataşa sataşa buldu, yani Adile Naşit'e sataşmış oldu. Onu da yanlışlıkla yaptı herhalde. 10 saniyelik bir şey, çünkü dönüşte bunları konuşacağız ve aynı zamanda Sayın Mikail Kırbayır'a da bu Naşit'in ne okuduğu zamanlar bizim için kabustu. Herhalde bir şey anlatmaya çalışıyor ama onu da tam anlatamayıp tuttu. Yani herhalde Türkiye'de iyiliğin temsilcisi diye birkaç isim gösterilmeye çalışmış olsa bir listeden herkesin otomatik olarak neredeyse birinci işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarif ettiği kindar nesil bu. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela bunu da gösterelim efendim, kısa bir şey. Akit gazetesi, işte şimdiki iktidarın en simgesi adeta. Bir yazı yazmıştı. Bakın, o da Kemal Sunal'a hakaret ediyor demeyeyim ama yani ne yapıyor? İşte aslında hakaret ediyor bence ya. Ne demiş? İslam'a en büyük zararı Kemal Sunal verdi diye yazmış bir siyasal İslamcı Akit gazetesinde. Yani bir siyasi düşünce, düşünün ki efendim, baş düşmanları Adile Naşit'le Kemal Sunal. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hani bu şu, yani bir iktidar yoruldu diyoruz falan diyoruz ama burada artık yorulmak da anlatmaz. Herhalde biraz kafa gidiyor geliyor mu, yani kolektif kafaları? Çünkü bir iktidarın düşmesinin, kendisini halktan soğutmasının birkaç tane kesin yöntemini hemen şuraya yazın desek, insanlarımıza sorsak, Adile Naşit'le Kemal Sunal'a sataş derler.
kesin düşersin. Çünkü yani AKP'liler dahil olmak üzere, ona oy veren insanlar dahil olmak üzere hepimiz, ama hepimiz son derece sevdiğimiz insanları saysak şurada işte gene Adile Naşit, Kemal Sunal. Yani bu, yani bir iki isim daha aynı çapta varsa vardır. Yani niye insan bunlara sataşır? Niye bunlarla kavga eder? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bilmiyorum sayın seyirciler, siz anlıyor musunuz? Ama hani ne demek lazım? Bir şey artık yavaş yavaş bir talihsizlik geliyorsa bir siyasi iktidarın başına, böyle saçmalamalarla da beraber geliyor demek ki diye insan düşünüyor. Efendim bir reklam arasına girelim. Ondan sonra şimdi öyle mi? Vaktimiz var mı? O zaman vaktimiz varmış. Bugün her şey şaştı biraz. Ama fark etmez, belki daha bile iyi oldu. O zaman devam edelim araya da girmeden. Şimdi bakın, bir siyasi iktidar ama yoruldu, ama kibri tavan yaptı, ama şu oldu, ama bu oldu. İşte ben sizin paşanızımlara gelince en baştaki Sayın Cumhurbaşkanı, altındakiler de kendini öyle zannediyorlar anlaşılan. Böyle acayip şeyler söylüyorlar. Fakat bakın bir görüntü daha vermek istiyorum. Gençler bir protesto gösterisi yaptılar. Liseli, bazıları çocuk, zaten sonra çocuk şubeye götürüldü birçoğu. O görüntüyü vermek istiyorum. O görüntü zaten büyük bir şeyle, zorbalıkla adeta, yani gereksiz bir orantısız güçle gözaltına alındı o çocuklar. Ve sonra herkesin gözü önünde coplarla otobüsün içinde dövüldüler. Şimdi bunu bir görev. Evet, şimdi daha sonrasında bu çocuklar ortaya çıktılar doğal olarak, yani onu da bir görelim bakalım nasıl çıktılar. Haksız işkence yapılarak saatlerce yurda altında tutulduk. Bakın benim kafamı üç yerinden yardılar, bunu alıp patlattılar. Bu işkenceler yaptım ben hepsi. Evet. Mikail Bey, burada lütfen bunu siz yorumlayın. Çünkü siz işte kardeşiniz ve anneniz dolayısıyla hakikaten bu memleketin gördüğü en büyük haksızlıklardan birine uğramış bir insansınız. Onu konuşacağız. Ama bu ülkede maalesef yüzyıllardan beri bu haksızlıklar bir türlü bitmiyor. Zaman zaman biraz düzeliyor. Belki genel şeyimiz Osmanlı döneminden bu zamana çok önemli düzelmeler oldu. Ama aniden de böyle zulüm dalgaları tekrar geliyor. Yeniden düzeltilene kadar. Şimdi bu çocukların durumunu gördünüz. Sizde bu ne uyandırdı? Nedir? Bir bunu yorumlar mısınız? Bunun yorumu bende şudur. 12 Eylül zihniyetinin devam etmesidir. Yani ben devletim. Hiçbir yaş, hiçbir cinsiyet, hiçbir şey beklemeden nerede bir hakkım varsa hakkını ihlal ederim. Biz kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının asıl derdi de bu. Galatasaray Meydanı'nda bağırmamızın sebebi ne hazin şey ki bu. Bugün cumartesi bize anneleri olan. Tabii. Cumartesi anneleri olarak. Bugün bize, yarın size. Keşke olmaz. Bu çocukların suçu ne? Niye burada? Sadece o yaşlarında muhalif oldukları için böyledir. Tabii. Ve mevcut. Bizim yakın tarihimizde biliyorsunuz çok kötü bir hadise vardır. Manisa'daki gençler 1990'lı yıllarda. Hatta yeri gelmişken arkadaşlar, Manisa'daki gençler davasıyla ilgili caps'leri de göstersinler biz konuşurken. Buyurun. Şimdi... Bunlar da Manisalı gençlerin, 95 yılında oldu.
Sonra bir daha buna benzer bir hadise oldu. Evet. O zaman ama parasız bütün, eğitim istiyoruz yazısı yazıyorlardı. Evet, parasız eğitim olarak istedikleri için Manisa Emniyeti'nde işkence gördüler ve sonra orada çeşitli demokrat hukukçular ve CHP'li o dönemki siyasetçiler sayesinde bu olay ortaya çıktı, değil mi? Yani tabii. Sabri Ergül abimiz buradan evet, da analım kendisine. Saygılarımızı gönderelim. Buyurun. Evet, bizim Anadolu'da bir tekerleme var. Herkesin bir derdi var. Değirmencinin de su derdi var. Seçim atmosferinin sıcak günlerinde ilginç uygulamalarla karşı karşıyayız. Demenden ben gösterildi ilginç durumları. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı adayları siyaset arenasında birisi Cumhurbaşkanı adayı Sayın Selahattin Demirtaş dört duvar arasında hukukun üstünlüğü ve insan haklarının hak ve özgürlüklerinin için sesini duyurmaya çalışıyor dijital ortamdan. Bir diğeri Cumhurbaşkanı kendi nam ve hesabına camdan sesleniyor. Diğer adalar milletin nam ve hesabına camdan sesleniyorlar. Ben de 38 yıl önce ülke yönetimine el koyan beş cuntacı generalin uygulamaları sonucu kaybettiğim yüreğimin yarısını 38 yıldan bu yana diğer yarısındaki avusunun ile bu ülkeyi yönetenlere sesleneceğim. Efendim, şu anda göğsünüzde Cemil Kırkbayır'ın kardeşinizin resmi, o zaman son derece genç. Evet. Siz de o zamanlar gençtiniz. 8 Ekim 1980'de gözaltında kaybedildi. Evet. Askerler tarafından o dönem alındı. 12 Eylül'den sonra gözaltına alındı ama sonra gözaltında sır oldu. Kayboldu ve o zamandan beri mezarı da belli değil. Evet. Berfu Ana, sizin anneniz. Evet. Ve onu da gösterelim. Tekrar bunu konuşuruz. Şöyle demişti. Oğlumun kemiklerini bulmadan ölmeyeceğim. 105 yaşına kadar dayandı. Evet. Adaleti bulamadı. Şimdi evet. Cemil Kırkbayır. Önce kimdi? Cemil Kırkbayır bu coğrafyanın en yüksek rakımı olan Göle ilçesinde fırın emekçisi baba İsmail'in üçüncü oğluydu. Bu ülkenin vatandaşıydı. Onun da bu dünyada yaşamaya hakkı, bu topraklarda payı vardı. Keyfi ve yargısız infaz sonucu yaşam hakkı elinde alındığı gibi misaki milli sınırlar içerisinde bir mezar yeri de toprak payı olarak kendisine verilmedi. Efendim tam burada bir duralım çünkü bundan sonrasını uzun dinlemek istiyorum. Sizden evet. Araya bir reklam girmesin, onu şimdi alalım. Çünkü bundan sonra Türkiye'deki efendim bu Cemil Kırkbayır'a ve Berfu Ana'ya yapılmış olan haksızlık ne yazık ki Türkiye'de bir kötü bir geleneğin ve bu 24 Haziran'da muhakkak ortadan kaldırılması gereken bir geleneğin, bir zulüm geleneğinin dört başı mamur açıklanmasıdır. Bu anlaşılmadan Türkiye'de şimdi niçin demokrasi istiyoruz? Ve evet. Bu şu anki gelen bir cins zulüm
uygulamaları bütünü. Aksak topa yürüyen evet. demokrasimizde bu iken. Evet. Ya tek adam sistemine ne olur? Evet. Şimdi işte bu nasıl geldi? Yani şu anki tek adam rejimi ne şekilde geldi onu da göstermek istiyorum. Bu hikayeyi dinlemeden onu da tamamıyla anlayamayız. Kaldırılması gereken şeyin ne olduğunu da buradan tekrar göreceğiz efendim. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Ondan sonra yeniden karşınızdayız.